Sevgili canlar, tekrar merhabalar. Uzun zamandır konu videosu çekmiyordum çünkü bir seminer hazırlığım var. IETC'li baştan tekrar anlatacağım, bir seminerler yapacağım. O yüzden onların notlarını düzenledim. Özgün sorular seçtik. Onların renkli baskılarıyla uğraştım. Dizaynı şuydu buydu derken biraz ihmal oldu ama bu konu sıkışmasın diye önce türev anlatacağım. Çünkü sizden çokça mesaj alıyorum. Türev ne zaman gelir hocam falan diye. Çevremdeki arkadaşlar da onu söyledi. Türeve girecek misiniz diye. Artık ben türeve gireyim dedim. Şimdi bu konu hakkında şunu söyleyeyim. Bu gerçekten önemli bir konu. Yani imkansız bir konu değil. Gözünüzde türevi büyütmeyelim. Çünkü türev biraz daha tıraşlandı. Çok daha detaylı anlatıyorduk önceden. Ama şimdi biraz daha pasifize edilmiş demeyelim ama yine önemini koruyor. 4 soru geliyor. İntegralle bağlantılı. Onu da söyleyeyim. Çünkü bundan sonra integral anlatacağım. Türev bilmek zorundayız ki integralde yapalım. Bunun dışında türev ne demek? Yani türev bize neyi veriyor? Aslında türev bize şunu söylüyor. Birazdan anlatacağım. Çok da iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Çünkü tane tane yavaş yavaş anlatmayı düşünüyorum. Her şeyi ne anlama geldiğini, nereden geldiğini onları kanıtlaya kanıtlaya. Daha doğrusu tanımı açıklaya açıklaya diyelim. Kanıtlamak değil de tanım, birazdan bir tanım yazacağım. Onu açıklaya açıklaya anlatacağız. Şimdi türev aslında bir fonksiyonun küçük bir x'teki değişimin y'de yaratacağı küçük bir değişiklik olacak. Yani x küçük bir değişiklik, x'te küçük bir değişiklik meydana geldiği zaman y'de de otomatikman bu değişiklik y'de de küçük bir değişikliğe sebep olacak. İşte bu y'deki değişikliğin ya da değişimin x'teki değişime oranı diyeceğiz birazdan. Şimdi önce bir tanımlayalım. Tanım şu, herkes tarafından az çok bilinir, basit bir tanımı var. Öncelikle f fonksiyonu x eşittir a'da, burası önemli, büyük puntolarla yazıyorum, sürekli bir fonksiyon olsun. Evet, yani türevin var olabilmesi için öncelikle fonksiyonun o noktada sürekli olması ilk şartımızdır. Bu olmazsa olmaz şartlardan biri. Şimdi sürekli olduktan sonra eğer şu yazacağım limit varsa, bakın limit varsa diyorum, o yazacağım limit de şu. X'in a'ya yaklaşımı sağlı sollu gerçekleştiğinde fx eksi fa bölü x eksi a. Eğer böyle bir ifadenin limiti varsa işte buradaki limit değerine fonksiyonun a noktasındaki türevi deriz ve şu türev işareti. Daha önceden polinom fonksiyonunda basit türevleri vermiştim. Polinomların basit türevlerini. Orada da o simgeyi kullanmıştık. Bunu şöyle de söyleyebiliriz. Daha doğrusu söyleyeceğiz birazdan ne anlama geldiğini tekrar. df bölü dx. Yani f'in x'e göre türevini al ve a'yı yaz. Yani a'daki f'in türevi demektir. Şimdi tanım bu kadar. Peki şu ne anlama geliyor? Bunu açıklamamız lazım. Yani bu biraz ezber kalıyor. Ama bunu analitiğe taşırsak bence ezberden öte o delta x, birazdan söyleyeceğim. Delta x ney? Delta y ney? Onları tek tek anlayacağım ve çok basit bir şekilde hafızanızda bunun aslında bir türev olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi bunu geçiyorum. Şuraya yazdım. Biraz önce türev tanımını şuraya yazacağım. Türev şuydu. Fonksiyon a'da sürekliydi. Ve fx eksi fa bölü x eksi a. İşte biz buna a'daki türev dedik. Aslında türevin ne anlama geldiğini şekilde gördüğünüz grafikte net bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi bakın. Buradaki a sabit bir nokta. Şu f grafiği aldım. Sürekli bir grafik aldım. Ve a noktasında sürekli olduğunu herkes görüyor. Şimdi a sabit bir nokta, x de değişken bir nokta. Burası x, şurasına b dedim. Bu da fx. Değil mi? Yani x'in gittiği yer. X'in görüntüsü fx. Şimdi bakın a ve b'den geçen bir doğru. Bu doğrunun adına da d doğrusu dediğimi varsayalım. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? Fx eksi fa bölü x eksi a diyoruz yani. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Arkadaşım ben bunu birleştirdiğim zaman burada güzel bir dik üçgen oluştu. Ve bu dik üçgende, şimdi mavi alayım. Dik üçgende şurada bir açı var değil mi arkadaşım? Bu açıyı alfa, hatta bu açı x ekseni kestiği x ekseni doğrunun x ekseni kestiği noktayla
temas ederse pozitif yönde bir açı. Eğim açısı diyoruz biz buna, değil mi? Analitte öyle biliyoruz. Şimdi şuraya geldik. Şu yükseklik ne kadardır? Yani alfanın karşı dik kenarı ne kadar uzunluktadır? Hemen hemen herkes söylemiştir. Yani herkes tarafından artık söylenir. Fx eksi fa diyebiliriz, değil mi buraya? Burası fx eksi fa. Demek ki şu pay buradan geliyor. Peki payda nereden geliyor? O da bu alfanın komşu dik kenarı olan şu uzaklık. O da komşu dik kenar uzunluğu. O ne oluyor? X eksi a, değil mi? Peki eğer ben bu ifadeyi buna bölersem karşıyı komşuya bölmüş olmuyor muyum? Peki karşı komşuya bölünce neyi bulmuş oluyorum? Tanjant alfayı buluyorum. Yani aslında fx eksi fa bölü x eksi a eşittir tanjant alfa, yani md, yani d doğrusunun eğimi. Aslında biz d doğrusunun nesini alıyoruz? Limitini alıyoruz. Yani a ve b noktasından geçen bu doğrunun limitini alıyoruz. Peki limitini beraber alalım. Şimdi limiti alabilmem için x değişkenini a'ya yaklaştırmam lazım. Ben şimdi sağdan yaklaştırıyorum. Siz isterseniz soldan yaklaştırın. Aynı yere gideceğini göreceksiniz. O yüzden tek taraflı göstereceğim. Uzatmak istemiyorum. Şimdi farklı bir renk alayım. Diyelim ki kırmızıyı aldım. Şimdi ben x'i a'ya doğru yaklaştırdığım zaman o zaman b noktası giderek kayacak, değil mi? Şuraya gel diyelim. O zaman d doğrusu a ve b'den geçecekti ya. O zaman d doğrusu şöyle bir şey olacak. D böyle oldu. Peki. Şimdi x'i biraz daha yaklaştırdığım zaman o zaman B noktası şuraya gelecek. Onu da farklı bir kalemle göstereyim. O da ne olsun? Mavi olsun. O zaman D doğrusu, yani A ve B'den geçen, bakın biraz önce B buradaydı başlangıçta. X hareket edince B kaydı buraya geldi. Şimdi X buraya geldiği zaman, şuraya geldiği zaman B noktası buraya gelecek. B noktası buraya gelince A ve B'den geçen doğrumuz şöyle bir şey olacak. Ve bunu devam ettirirseniz arkadaşlar şunu göreceksiniz. X A'ya yaklaştığı zaman giderek, bakın D doğrusu nereye yaklaşıyor? D doğrusu buradaydı. Şimdi sonra böyle oldu. Sonra böyle oldu. Böyle oldu derken D doğrusu giderek aslında T doğrusuna yaklaştı. Yani onu şöyle göstereyim. O sırt kısmını şöyle göstereyim. Burası A. D doğrusu buradaydı arkadaşım. Artık yaklaşa yaklaşa D doğrusu aslında A'daki teğet doğrusuna yaklaştı. Yani şu oluyor. 1. X A'ya giderken D doğrusu da giderek teğet doğrusuna dönüşüyor. Değil mi arkadaşım? Yani aslında biz neyin limitini aldık? Eğimin limitini aldık, değil mi? Yani MD dediğimde aslında giderek neye yaklaşacak? MT'ye yaklaşacak. İşte şunu diyeceğiz. Fx eksi fa bölü x eksi a dediğimiz bu ifade aslında neyin limiti dedim biraz önce? Eğimin limiti. D doğrusunun eğimin limiti. İşte bu D doğrusunun eğiminin limiti teğetin eğimine yaklaşıyor. Yani aslında bana şu türev denilen kısım o noktadaki teğet eğimini veriyormuş. Bir daha söyleyelim. Türev dediğimiz bu tanım aslında o fonksiyona A noktasından çizilen teğetin eğimini veriyormuş. Yani türev aslında o noktadaki teğet eğimidir dedik. Bunu herhalde görsel olarak anladık. Tekrar söylüyorum. X A'ya doğru giderken D doğrusu giderek teğet doğrusuna yaklaşıyor. Bu teğet doğrusu arkadaşım. Bakın D doğrusu buradaydı. Sonra böyle oldu. Böyle oldu derken teğet doğrusuna yaklaştı. X A'ya yaklaşırken D doğrusu teğet doğrusuna yaklaştı. O zaman D'nin eğimi de teğetin eğimine ne oldu? Yaklaştı. İşte bu türev dediğimiz, yani şu fx eksi fa bölü x eksi a, yani tanjant alfa, diğer adıyla türevin tanımı aslında D doğrusunun eğiminin limiti. Tekrar söylüyorum. D doğrusunun eğiminin limiti şu başlangıçtaki bu doğrunun eğiminin limiti. İşte bu eğiminin limiti teğetin limitine, pardon, teğetin eğimine dönüştü. Yani türev aslında o noktadan çizilen teğetin eğimi anlamına geliyor. Bunu söyleyebiliriz. Peki. Bunu başka bir beyaz kağıtta bir şeyler de açıklamam lazım. Şimdi
Alman bir matematikçi Leibniz diye bir adam var. Bu ilk defa dy bölü dx kavramını o kullanmış ve bu dy bölü dx nereden geliyor? Şimdi biraz önce ben şu f'teki değişimi gösterdim. Bu önemli. Çünkü türevin giriş kısmını bilmemiz lazım arkadaşım. Şu. Şimdi burası B noktası arkadaşım. Burası da biraz önce gösterdik A noktası ve bu sabit bir nokta, değişmiyor. A, burası f fonksiyonu, fx. Burası da fa. Evet, şurası x arkadaşım. Burası da fx. Şimdi burayı tekrar alacağım. A ve B'den geçen bir doğru çizeceğim. Biraz önce o doğruya D doğrusu demiştim. Evet, bu doğru. Şimdi yine bu açımız alfa ve bunun karşısı, yani şu uzunluk arkadaşım, fx eksi fa. Bunu artık delta y, yani y'deki değişim demek bu. Bu da x eksi a, artık buna da delta x diyeceğim. Şimdi limit x a'ya yaklaşırken, a'ya yaklaştığım zaman neyi biz istedik? Daha doğrusu neyi tanımladık? Fx eksi fa bölü x eksi a. Biz buna ne dedik arkadaşım? Buna f'in a'daki türevi dedik. Şimdi lütfen şuraya bir daha bakalım. Burada biraz küçük değişiklikler yapacağım. X a'ya gidiyorsa, bakın tekrar söylüyorum. X a'ya doğru gidiyorsa delta x ne olur? X a'ya yaklaşırsa aradaki fark kapanır. Aradaki fark kapanırsa delta x sıfıra yaklaşır. Değil mi? X giderek a'ya çok 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 yakın olduğu zaman, o zaman bu aradaki fark kapanacaktır. Yani sıfıra yaklaşacaktır. O zaman delta x sıfıra giderken yukarısı y'deki değişim tanımladık. Aşağısı da x'teki değişim. İşte bu da fonksiyonun türevi demektir. Bu f türev x demek. A'daki. İşte bunu Leibniz delta y değil de dy olarak adlandıran ilk insan. Bölü dx. İlk, yani adlandırmamış da gösterimini böyle kullanan ilk insan. Yani dy aslında y'deki değişim, dx de x'teki değişim. Bu ikisinin oranı da neyi verdi bize? Türevi verdi. Çünkü dy bölü dx diğer adıyla f'in türevi x anlamına geliyor. Sorun yok herhalde. Bu da bir gösterim. Karşımıza bu çıkıyor mu? Ama nereden geldiğini görün diye söyledim. Dy bölü dx çok karşımıza çıkar. Yani bunu ilk kez dediğim gibi Leibniz kullanmış. F'in türevi zaten bilinen gösterimlerden bir tanesi. Bir tane daha gösterim var. Onu da birazdan bahsedeceğim. Burada anlatmak istediklerim buydu. Şimdi türevin tanımını verdik. Türev aslında şu. X'teki şuradaki küçücük bir değişim. Bakın delta x'teki değişim demek. Delta y de y'deki değişim demek. X'teki küçücük bir değişim. Küçücük, yani sıfıra yakın bir değişim. Y'de de küçücük bir değişmeye sebep oluyor. X'i biraz oynatırsak, yani küçük değiştirirsek azıcık. Çok az. Yani buna Ali Nesin ne diyor? Sonsuz küçüklükte. O da ne demekse diyor peşinden. Sonsuz küçüklükte bir değişim. Y'de de yine sonsuz küçüklükte bir değişime sebep oluyor. Yani burası aslında 0 bölü 0 belirsizliği meydana getiriyor. İşte bu y'deki küçük değişimin x'teki küçük değişime oranı o fonksiyonun o noktadaki türevi oluyor arkadaşım. Tamam. Bu da herhalde anlaşıldı. Şimdi biz bunları nasıl kullanacağız? Ne anlama geliyor? Bir de onlardan bahsedelim. Mesela şundan bahsetmek istiyorum. Diyelim ki karşımıza şöyle bir limit ifadesi geldi. X2'ye giderken fx eksi f2 bölü x eksi 2 dediği zaman arkadaşım, bu direkt türev tanımından fonksiyonun 2'deki türevi anlamına gelir. Bu örnek 1 olsun. Örnek 2. Diyelim ki limit x 3'e giderken f3 eksi fx bölü x eksi 3 dediğim zaman bu f'in 3'teki türevi olmuyor. Çünkü fx eksi f3 olması gerekiyordu. O zaman şöyle bir şey yapmamız lazım. Bunu soru işareti koyalım. Bu ifadeyi önce eksi parantezin alıp fx eksi f3 bölü x eksi 3 demeliyiz. Bu da şu kısım
fonksiyonun 3'teki türevi demek. Tabii ki bir de neyimiz var? Eksimiz var. Bu anlama geliyor. Başka bir örnek vereyim. Limit x eksi 2'ye giderken fx eksi f eksi 2 bölü 2x artı 4 dedik. Peki bu ne anlama geliyor? Bunu biraz daha açık açık yapalım. Bunu soru işareti koyalım. Bu da şöyle bir şey olacak. Aşağıya iki parantezin alacağım. Yukarısı direkt tanıma uygun. Türev tanımına uygun ama aşağısı pek uygun değil. Şimdi dikkat buyurun. İki parantezinde burası x eksi eksi 2 yazdım. Sanırım anladık. İşte şu kısım arkadaşım, şu kısım fonksiyonun eksi 2'deki türevi demek. Tanım gereği. Bu f'in türevini al, eksi 2 koy demek. Tabii bir de burada katsayımız var. 1 bölü 2. Yani sonra da 1 bölü 2 ile çarp. Yani yarısını bul demek. Evet, bu bir görüm. Bir de haş gösterimi var. Onu da birazdan bahsedeceğiz. Şimdi sadece bu tanımla ilgili, bu tanımla ilgili bir soru çözmek istiyorum. Mesela sorumuz şöyle olsun. Basitçe. Şimdi diyeceksiniz ki hocam buna ne gerek var? Ya biz direkt türev alıyoruz, yerine yazıyoruz diyebilirsiniz ama ÖSYM artık sadece türev alma kuralı değil. Her konuda bir şeyi ispatlarken bazı adımlar yapıp o adımlarda hata yapabiliyor. Yani adımlı sorularda neden böyle bir şeyin türevini alırken bir yerde hata yapmasın, değil mi? Yani türevi direkt türev alma kurallarıyla değil de türev tanımıyla alabilir. Yani orijinal limit tanımıyla alabilir. Diyelim ki bu x kare eksi 4x artı 2. Bu fonksiyonun fonksiyon bu olsun. X eşittir 3'teki türevi kaçtır? Şimdi 3'teki türevi. Ben türev alma kuralları daha anlatmadım. Siz de bilmiyorsunuz kabul ediyorum. Adım 1. 3'teki önce türevin orijinal tanımına dönelim. Limit x 3'e giderken hangi noktada türev alıyorsak o noktaya gideceğiz. Yani x'i 3'e göndereceğiz. Bölü şey fx eksi f3 bölü x eksi 3 işte bu aradığım limit. Bu bana 3'teki türevi verecek. Şimdi yapmam gereken şu, bu limiti almam lazım. Bu limiti almak için de tabii ki önce fx yazacağım. Sonra f3'ü bulacağım, çıkartacağım. X eksi 3'e böleceğim. Bu birinci adım diyelim. Fx x kare eksi 4x artı 2. Fx'i buldum. Peki ne diyor? Eksi f3. Bir kenarda f3'ü hesaplayalım. F3 hemen böyle yukarıda hesaplıyorum. 3 koyarsak 9 eksi 12 artı 2 toplarsak ne yaptı arkadaşım? Burası 1 yaptı. Yani şurası 1. Pardon, eksi 1. Evet. O zaman eksi f3 dediğine göre artı 1 olacak burası. Bölü x eksi 3. Bu da diğer bir adım. Burayı toparlarsak arkadaşlar yukarısı x kare eksi 4x artı 3 yani x eksi 3 çarpı x eksi 1 diye ayrıldı. Aşağısı da x eksi 3. Herhalde bu da tamam. Sonra x eksi 3'ler birbirini götürecek. Şunlar gitti. Böylece x eksi 1 kaldı. Ve götürüp 3'ü yerine yazarsak 2 bulduk. İşte bu limit 2 geldi. Demek ki f'in türevinde 3 2'dir dedik arkadaşım. Bu da sanırım anlaşıldı. Sorun yok herhalde. Değil mi? Bu bir örnek olarak basitçe gösterdik. Şimdi bu türevin limitten gelen, doğal olarak limitten gelen tanımıyla ilgili bir örnekti ve bunu bence bilmelisin arkadaşım. Çünkü dediğim gibi adım 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 birkaç tane işlem yapıp bir yerde hata yapabilir. Yani türevini al hemen şu sayıyı koy diye sormaya da bilir. Şimdi bu fx eksi fa bölü x eksi a ifadesini biraz değişik açıdan bakalım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Biz bir fonksiyonun a'da sürekli olduğunu biliyorsak ve şöyle bir limitin varlığından bahsediyorsak, yani böyle bir limit gerçekten varsa biz buna dedik ki f'in türevinde a dedik. Peki şimdi küçük değişiklikler yapacağız. Değişiklik 1. Eğer
Şu aşağıdaki x eksi a'ya genelde kullanılan sembol h, h denilirse olsun. O zaman şunu diyeceğim. X a'ya giderek yaklaşıyorsa bu aradaki fark kapanacak. Aslında bu h dediğim ne biliyor musunuz? Delta x. Onu da söyleyeyim. Biraz önce anlattığım h aslında delta x. Onu da belirteyim. Şimdi bu aradaki fark kapanacak. Değil mi? X a'ya giderse. O zaman h da giderek sıfıra doğru yaklaşacak. Yani limit h, yani diğer adıyla delta x sıfıra gidecek. Tamam. Burası bitti. Peki. Geldik içerideki değişikliğe. Aşağısına h demiştim. Doğru. Peki şurası ne? Fx. Fx'i şöyle yapacağım. Eğer x eksi a h ise buradan hemen anlarsınız ki x h artı a olur. Yani burası f h artı a. Eksi burası da f a. Tamam. İşte şu verilen limit küçük bir değişiklikle, yani şöyle bir değişik dönüşüm diyoruz biz buna. Şöyle bir dönüşümle bakın buna dönüştü. Bu limit neye eşitti? Türevde a'ya eşit. O zaman bu da türevde a'ya eşit. Yani f türev a limit x a'ya giderken fx eksi fa bölü x eksi a ile gösterildiği gibi limit h sıfıra giderken f h artı a eksi fa, yerim yetmedi arkadaşım, aşağı yazıyorum. Bu aynı zamanda şuna eşit olacak. Limit h sıfıra giderken f h artı a eksi fa bölü h. Bu da f türev a anlamına geliyor. Yani bu da bizim için türev tanımı, bu da bizim için türev tanımı. Unutmayın, burada h dediğim aslında orijinalinde delta x'tir. Yani x'teki değişim demektir. Şimdi bununla ilgili de bir örnek yapalım. Birkaç örneklerden bahsedeyim size. Diyelim ki şöyle bir şey görüyoruz arkadaşlar. Bu h'lı gösterimli arkadaşım, h aradaki fark ya, ufak bir fark, h daima sıfıra gider. Bunda bir sıkıntı yok. Ama diğer gösterimde x daima o noktada, hangi noktada türev alacaksam o noktaya göndermek zorundasınız. X'e o noktaya yaklaşmak zorunda. Ama bu versiyonda, h versiyonda ise h daima sıfıra gider. Çünkü h delta x'tir. Yani x'teki küçücük, sonsuz küçük bir değişim demek oluyor arkadaşım, delta x. Şimdi limit h sıfıra giderken f h artı 3 eksi f 3 bölü h ifadesi ne anlama geliyor? Böyle bir şey gördüğün zaman bir soruda. Bu şu demek. Fonksiyonun türevini al ve 3'ü yaz. 3 olduğunu şu görüntüden anlarsınız. Yani şu y'deki değişim ya, nereye yaklaşıyormuş demek ki? 3'e doğru yaklaşıyormuş. Yani x'i biz 3'e doğru kaydırıyormuşuz. Aradaki mesafe 0'a yaklaşıyor. X de giderek 3'e doğru yaklaşıyor. Bu y'deki de değişim oluyor arkadaşım. Başka bir örnek vereyim mesela. Limit h 0'a giderken f h artı 2 eksi f2 bölü 3h dediğimiz zaman bu ne anlama geliyor? Bu aslında 3'ü dışarıya atabiliriz. Bu ne anlama geldi? Soru işaretiyle göstereyim. Ben bunu öncelikle daha rahat görünüyor. 1 bölü 3 çarpan olarak farklı bir yere yazıyorum. H burası f h artı 2 eksi f 2. İşte burası bizim için 2'deki türev demek. Çarpı bir de neyimiz var? 1 bölü 3'ümüz var. Türevinde 1 bölü 3. Şimdi biraz önce çözdüğüm bir soru vardı. Dedim ki hani bunu siz bilmek zorundasınız, bilseniz iyi olur. O soruyu tekrar bakalım. Bu sefer farklı bir haş gösterimiyle çözdüm. Sorumuz buydu. Bu soruyu bir de haş versiyonuyla çözersek. Şöyle çözeceğim. Soru şu. Fx eşittir x kare eksi 4x artı 2. Böyle bir parabolün. X eşittir 3 demiştik. Türevinde 3 değeri nedir diye sorduk. Peki bunu ikinci gösterdiğimiz dönüşümlü
limit tanımıyla nasıl yapacağız? 3'teki türev demek limit x, pardon x demeyelim, x'i yaptık, h. H 0'a giderken f h artı 3 eksi f 3 bölü h. Bu da f'in türevi 3 anlamına geliyor. Tamam, şimdi ben bu limiti hesaplarsam soru bitecek. Peki bu limiti hesaplamam için ne lazım? Bana h artı 3 lazım. Bir kenarda f h artı 3'ü hesaplıyorum. Götüreceğim x yerine h artı 3 yazacağım. H artı 3'ün karesi. Eksi 4 tane h artı 3 artı 2. F h artı 3 eşittir. H kare artı 6 h artı 9. Eksi 4 h. Eksi 12 eksi 10. Yani h kare artı 2 h eksi 1. Bunu bulduk. Bir de ne lazım bize? F 3. 3 yazıyoruz. 3 yazarsak 9. Eksi 12 artı 2'den o da eksi 1. Bu da tamam. Şimdi bulduklarımı şu ikisini götüreceğim. Şurada limitte yerine yazacağım. Limit h 0'a giderken. Şunu ne bulduk arkadaşlar? H kare artı 2 h eksi 1 bulduk. Peki bunu ne bulduk? Bunu da eksi 1 bulduk. Ama bir de burada eksi var. O zaman burası artı 1 oldu. Bölü h. Bakın bunlar gitti. Geri kalan ifadenin limitini alacağım. Limitini almam için de yukarı bir önce h parantezini alıyorum. H artı 2 bölü h. Şu h'lar gitti. Son haliyle yazıyorum. H artı 2 kaldı. Evet. H 0'a yaklaşırsa, 0'a yaklaşırsa tabii ki bu limite 2 değerini alacaktır. Yani ifadenin yaklaşacağı değer 2 olacaktır. İşte bu 2 şu limitin, daha doğrusu şu limitin değeri olup arkadaşım, bu limit neye eşitti? F türev 3'e. O zaman f türev 3 dediğimiz değer, yani fonksiyon türevini alıp 3 koyarsak 2 olacak anlamına gelir. Evet, bu türevin girişiydi arkadaşım. Bundan sonraki videomuzda soru çözerek devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Dinlediğiniz için teşekkürler.